El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu konferansın birinci kısmını tamamlamayı nasip kıldı bize. Ve şimdi hep beraber ikinci kısımdayız. Sorularınız bizlere ulaştı. İnşallah o soruları cevaplamak için konumuza giriyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki, sual bir, Allah'a ulaşmayı kendi başımıza mı dileyeceğiz yoksa bir mürşit önünde mi dileyeceğiz? Allah'a ulaşma dileği kendi başınıza olacak. Buradan kalbinizden bir dileğin oluşması lazım. Yani dilinizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum tarzında bir söz, eğer bir inancı Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyorsa, söz olarak söylenmişse bir geçerliliği yok. Ama kalbinizden eğer bunu geçiriyorsanız, ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştırmak istiyorum tarzında bir düşünce söz konusuysa, kalbinizde bu varsa, o zaman Allah-u Teala'dan mutlaka yardımları alırsınız. Hayır, bir mürşidin önünde dilemeniz gerekmiyor. Mürşit çok daha sonraki bir olay. Madem ki mürşitten bahsettiniz, bir nokta daha. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden herhangi bir mürşidin önüne gidip de onun önünde tövbe ederse, tövbesinin kabul edilmesi söz konusu değildir. O kişinin günahları örtülmez, sevaba da çevrilmez. Tövbeden murat ihsanla tövbedir. İhsansa 12 tane ihsan içerir. Bu 12 ihsanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki bakrayı alır, kalbinizdeki ekinneti alır. Yerlerine ekinnetin yerine ihbat koyar ve gören, işiten ve idrak eden birisi olursunuz. Bundan sonra Allah Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açar. Ondan sonra zikretmeye başlarsınız. Zikirle beraber Allah Teala'dan gelen fazıllar nefsinizin kalbine giremez ama rahmet nurları girer. Onlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi olursunuz. Ve hacet namazını kıldığınız zaman o zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın gösterdiği mürşittir. Ve ancak o zaman bu 12. ihsanla hacet namazını kılıp da Allah Teala'nın size gösterdiği mürşit o sizin mürşidinizdir. Ve onun önüne gidip tövbe ettiğiniz zaman Allah Teala'dan 12 tane ihsandan sonra 7 tane de nimet alırsınız. Bu şartla Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde, dilemediyseniz dünyadaki bütün mürşitleri dolaşın, hepsinde tövbe edin, sizi hiçbir zaman kurtuluşa ulaştırmaz. Çünkü Allah Teala bu işlemleri yapmadıkça, bu önceki işlemleri yapmadıkça sizin günahlarınız örtülmez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Furkanları alamazsınız. Alamazsanız her Furkan'da Allah Teala'nın günahlarınızın bir kısmını örtmesi mümkün değildir. Ve hacet namazını kılsanız da Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra size bir mürşit görünse de bunun gerçek anlamda bir mürşit olduğu konusunda kafi fikriniz de olamaz. Çünkü o vasıfların sahibi değilsiniz. Ve
gerçek bir mürşit gördünüz mümkündür. Gittiniz, tabi oldunuz, size hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hangi mürşide, devrin imamına da tabi olsa o kişi için bir değişiklik söz konusu olmaz. Öyleyse ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala'dan bu söylediğimiz 12 tane ihsanı alırlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaştıkları zaman evvela Allah-u Teala onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştırır. Başınızın üzerine gelen bu ruh sizin ruhunuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini verir ve kendisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Bu yerleşme o kişiyi bütün zulmani ilimlerden korur. Ne hüddam yani cinlerin insana saldırması ne de büyü o kişiye tesir edemez. Çünkü başının üzerinde bir koruyucu vardır artık. Allah-u Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine getirdiği zaman Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele 22'de Allah-u Teala buyuruyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesiyle kalbinize imanın yazılması söz konusudur. Başınızın üzerine gelen devrin imamı tebliğini yapar sizin ruhunuza. Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyler. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yevmit talakı söylemek için gelir. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylemek için, ikaz etmek için ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bunların hiçbirinin olması mümkün değildir. Yetmez. Allah-u Teala size günahlarınızı sevaba çevirir. Daha evvel örtmüştü günahlarınızı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, size 7 tane Furkan'ı verdiği zaman bütün günahlarınız örtülmüştü. Sevabınız günahınızdan fazla olmuştu zaten. Ama Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bir defa daha günahlarınızı bu sefer örtmez, sevaba çevirir. İki katını verir bu sefer de size. Sonra ne yapar? Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz vücudunuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. O güne kadar Allah Teala size 1'e 10 verirken her sevabınıza o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 100 ruhunuz Allah'a doğru yükseldikçe birinci gök katındayken 1'e 100 devam eder. İkinci gök katında 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 1'e 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşır. Her bir sevabınıza karşı Allah Teala size 1'e 700 kat vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yaparsınız. Zikir yaparsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Artık kalbinizde iman kelimesi vardır. Bu iman kelimesi sebebiyle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar karşıt çekim kuvvetine sahip oldukları için, karşıt manyetik alana sahip oldukları için İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanmanın manası nefsinizdeki afetlerin bir kısmı artık oraya giremeyecek demektir. Çünkü orası fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl birikimi ruhunuzun zemin kattan bir kat yükselmesini ifade eder. Vücudunuzda bir rehine olan nefsiniz gök katlarının kapılarını her %7 nur birikiminde birer birer açmak yetkisinin sahibidir. Ve böylece 7 tane gök katını ruhunuz birer birer aşacaktır.
Neticede yedinci katın yedi alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o zaman vuslata ermiş olacaksınız. Allah'a ulaşma dileğiniz gerçekleşmiş olacak. Ve 22. basamakta da Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak, ifna olacak. Böylece velayetin Allah'a ermiş olan bir velinin, Allah'ın evliyasının yedi kademelik standardı içine gireceksiniz. Velayetin yedi safhası burada tahakkuk eder. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mürşidin önünde Allah-u Teala'ya dilemeyi söylemek değil, önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Anlattığımız 14. basamakta Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ve o zaman 12 ihsan alan birisinin yapacağı ihsanla olan tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeden bir mürşidin önünde tövbe etmek sizi bir kurtuluşa ulaştırmaz. Ama tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Mümkündür. Tabiyetiniz sayılmamıştır ama yeniden tabi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk adımdır. İkinci sual, zikir dersini kimden ve nerede alacağız? Zikre 7000 zikirle başlarsınız. Her seferinde size 2000 arttırmanız emri gelir. Siz de buna da dayalı olarak bu zikirlerinizi arttırırsınız. Oradaki kardeşlerimiz size bu hedefleri birer birer söyleyecektir. Sual 3. Biz bu yaşa kadar Allah'a ulaşmayı dilemesini bilmiyorduk. Ben ilk defa duyuyorum bu farzı. Allah'a ulaşmayı dilemeden başka bildiğim dinin emirlerini yerine getirmeye çalıştım. Bu zamana kadar yaptığım ibadetler kabul olmaz mı? Kabul olur. Bütün ibadetleriniz size derecat kazandırır. Ama cennete girebilmeniz için kazandığınız derecelerin, bu ibadetler sebebiyle, yaptığınız iyilikler sebebiyle kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz dereceleri aşması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu mümkün olmuyor. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla olmadığı için, tam aksine günahlarınız sevaplarınızdan fazla olduğu için ne yazık ki cehennemden kurtulmanız mümkün değil. Ve bütün bunların çözümü sadece bir dilek. Bu kadar kolay bir sebebe bağlamış Allah-u Teala kurtuluşunuzu. Öyleyse cevap evet, ibadetleriniz kabul olur. İbadetlerinizin dereceleri sizin amel defterinizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler olarak kaydolunur. Ama kanun bu kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin dereceleri kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Böyle bir insan 10 milyarda bir çıksa bile Allah-u Teala onun derecelerinde eksiltme yaptığını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bu kadar basit bir sebeple kurtuluşa hayır dediği için inatla. Dördüncü suali kardeşimizin, size nasıl biat edeceğiz? Evde kendi başımıza mı, yoksa size ulaşıp da mı? Ben Esat Coşan Hoca Efendi'den zikir dersi almıştım. Bunu nasıl arttıracağım? Allah razı olsun diyor. Bize ulaşırsanız biz size lazım gelenlerin hepsini söyleriz inşallah. Rahmetli Esat Coşan Hoca Efendi bizim iyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Biat müessesesi, bizden telefonla biatı alacaksınız. Sözleri tekrar edeceksiniz. Oradaki kardeşlerimizden
bir yetkiliye tabi olacaksınız. Tabiyetiniz buraya gelip de vize olmayacak, oradaki tabiyet yeterlidir. Allah razı olsun. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki, söylediğiniz ayetlerde sizin açıkladıklarınızın yer aldığını nereden bilelim? Allah razı olsun. Bu bir şüphe işareti. Sevgili kardeşim, bizim söylediklerimizi şu dünya üzerinde, şu anda acaba söyleyebilen bir başka kişi var mı? Evvela bunu araştırmalısınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin Kur'an'daki açıklamasını yapabilecek olan şu dünya üzerinde bir başka kişinin var olup olmadığını inceleyeceksiniz. Bütün tanıdığınız din adamlarına sorun bakalım hidayet nedir diye. Hidayetin doğru yol olduğunu söyleyecekler size. Hidayet doğru yol değildir, yol da değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu çağ ise hidayet çağıdır. Ve biz bununla vazifeliyiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Biz şu dizayn içerisinde din adamı olarak tanınan cami imamları da dahil olmak üzere herkese bir ihtar gönderdik. Bu ihtarla onların hepsini o bilmedikleri hidayete davet ettik. Çünkü bu ayetlerin karşılığında o insanlar hidayet doğru yoldur diyorlar. Allah'ın söylediklerini asırlardan beri gelen ayet-i kerimeler öyle yazdığı için, onlardan evvelki cetler onlara öyle söylediği için onlar da aynı şekilde yazmışlar. Ve hidayet kavramı yok edilmiş. İşte bu hidayetin bütün dünyaya yayılmasında biz görevliyiz. Hidayetin sahibi. Öyleyse söylediğimiz ayetlerde bizim açıkladıklarımızın yer aldığını nereden bileceksiniz? Şimdi kardeşlerimizden öğrenin. Bizim gönderdiğimiz ihtarın bilgisayarlarda yer alması söz konusu. Siz de oradan kendi bilgisayarınıza aktarın. Ve de o söyleşinin sonunda bir kitabın bilgisayara aktarılması söz konusu. Orada bilgisayarda hafızasına girmiştir. Ya da bizim www.mihir.com'dan girin. Orada ihtarın son noktasına ulaşın. O sonuç kesiminde bir kitabın muhtevası eklendi. Türkiye'de 22 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Bizim Kur'an-ı Kerim tefsirimizin ötesinde. Bu 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet kelimesi hangi ayetlerde geçmişse onların hepsini aldık. Ve 160 küsur sayfalık bir kitap oluştu. Ve onların hidayeti nasıl sakladıklarını gözler önüne serdik. Hidayetin saklanması önemli mi? Son derece önemli. Çünkü insanlar hidayetin Allah'a ulaşmakla, Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığının bilincinde değiller. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep asla oluşmamış durumda. Din öğretenlerin de, öğrenenlerin de cehennemden kurtulması bu standartlarda mümkün değil. Bunun bize ne kadar acı geldiğinin siz farkında olabilir misiniz hiç? Bu kalbimiz sızlıyor. O insanlara bu hakikatleri öğretemediğimiz için. Öyleyse söylediğimiz ayetlerin neyi ifade ettiğini, o 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayet ayetlerinde
ne anlatıldığını kim Arapça biliyorsa ona gidin. Onunla teker teker inceleyin. Onu da hidayete davet edin. Öyleyse söylediklerimiz mi doğru yoksa onların orada yazdıkları mı doğru? Akıl sahibi olan bütün insanlarla bu meseleyi konuşun. O zaman göreceksiniz ki doğru bizim anlattıklarımızdır. Biz bu ilmi onlardan öğrenmedik. Onların üniversitelerinde de öğrenmedik. Allah'tan öğrendik ve bu sebeple Allah'ın üniversitesini kurduk. Bu üniversitede insanları hidayete erdirecek olan ilmin bütünüyle anlatıldığını göreceksiniz. Öyleyse nasıl bilelim sualinin cevabı burada. Misal önünüzde. Bugüne kadar bilgisayarın hafızasında 3000'den fazla ders verdik. Hangi konuyu merak ediyorsanız İslam'da onu orada bulacaksınız. İnsanların mutluluğa ulaşması sadedindeki bütün ilimler. İslam'ın bütün muhtevası. Öyleyse elinizde şu dünyadaki en sağlam delil var. Hemen harekete geçin. Bir izleyicimiz diyor ki, sual bir, doğru mürşidi bulabilmemiz için hacet namazı kılın diyorsunuz. Rüyanın rahmani mi şeytani mi olduğunu nereden bilelim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız bilmeniz mümkün değil. Ama evvela bu husus üzerinize farz mı değil mi diye bakalım. Nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek üzerinize farzsa, mürşidinize ulaşmak da üzerinize farz. Allah'tan sormak da üzerinize farz. Bakınız ne diyor Fatiha suresi. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne dileriz. Yani mürşidin kim olduğunu sormak için müracaat makamımız sadece sensin ya Rabbi. Yalnız senden sorabiliriz. İstiâne Allah'tan mürşidin kim olduğunun sorulmasıdır. İsterseniz devrin imamının kim olduğunu sorun. İsterseniz mürşidinizi sorun. Ama sualinizin muhatabı herhangi bir kişi değildir. Biz de değiliz. Sualinizin cevabı muhatabı olan Allah'tan gelecektir. Şartlı. Anlattığımız, size anlattığımız 28 basamağın henüz 11.sinde, 12.sinde kalmıştık. Ve 12. basamakta huşuya ulaşmıştı kişi. Söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah onun furkanları vererek bütün negatif faktörlerini pozitife dönüştürmüştü. Onların günahlarını örtmüştü. Ve onların huşu sahibi olmasını sağlamıştı kalplerinde %2 rahmet birikimiyle. Bu nokta o kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Ve huşu sahibi olduğu takdirde Allah-u Teala'dan sormak hakkı doğmaktadır. Böyle bir insanın zulmani güçlerin devreye girdiği bir rüya görmesi mümkün değil. Ama herhangi bir insan zaten Allah'a ulaşmayı dilememiş, kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala ona bir mürşit gösterse ne yazar, göstermese ne yazar. O kişi bırakınız herhangi bir mürşidi, devrin imamına ulaşsa, ona tabi olsa hiçbir değişiklik olmaz onda. Her tabiyet müessesesinde Sebe suresinin 38. Nebe suresini affedersiniz 38. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamı ve onun etrafındaki arşı tutan melekler mutlaka hazır bulunurlar. Sadece 12 tane ihsanla gelenlerin üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Yerleşmedikten sonra o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Şimdi bundan evvelki safhaya geri dönelim. Ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti ve 12. basamakta nefsinin kalbinde %2 nur birikmişti. Bu kişinin durumu nedir? Bunun izahı sadedinde baktık Fatiha suresine. Fatiha suresinde Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'a diyoruz ki, İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? Cevap geliyor.
bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O verdiğin istihaneyle biz mürşidimize ulaşalım, mürşidimize tabiyetimizi gerçekleştirelim, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın, sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bunun için de bizi evvela ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için yalnız senden istihane isteriz. Ve devam ediyor. Bu muhtevada devam ediyor olay. Yalnız senden istihane isteriz'in arkası ihtina sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması ve arkasından Allah'a doğru sırat-ı müstakime ulaşarak yola çıkması. Sıratel lezine, o sırat-ı müstakim ki o sırat ki enamte aleyhim, üzerlerinde nimet bulunanların yoludur. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'tan istihaneyi istemişse, istihanede hacet namazını kıldığı zaman gördüğü o mürşide ulaşmışsa, onun başının üzerinde tabiyeti anında derhal o merasimi seyretmekte olan devrin imamıyla arşı tutan melekler orada saf halinde hazır beklerler. Nebe 38. Ve devrin imamı kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. 12 tane insan almışsa o kişinin bütün sistemleri çalışıyor. Devrin imamı ve arşı tutan melekler bunu bir anda tespit ederler. 12 tane insanla gelmeyen adam 10 tane mürşit değiştirse ona bir fayda sağlamaz. Devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşmez. Yerleşirse ne olur? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor. Bu işlemin yapılabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanız lazım. Dilediniz. Şimdi Allah-u Teala'nın Fatiha suresindeki bu açıklamadan sonra bu işi üzerimize farz kılıp kılmadığına bakalım beraberce. Evvel Allah-u Teala buyuruyor ki Alallahu kastus sebili. Sebillerin kastedilmesi, tespit edilmesi, bildirilmesi Allah'ın üzerinedir diyor. Allah'ın vazifesidir diyor. Sebillerin kastedilmesi. Ne demek sebiller? Nerede bir mürşit varsa o mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının ana dergahına ulaşan yeryüzünün sathına paralel yollar vardır. Bu yolların hepsinin adı sebildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, onun bulunduğu çevrede hangi mürşit varsa Allah Teala ya onu direkt olarak ona ulaştırır veya biraz uzaktaysa vekil mürşide ulaştırır, vekil mürşit vasıtasıyla asla ulaştırır. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturtalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hangi çeşmeden su içeceği, hangi mürşide tabi olacağı Allah'ın görevidir. Bu görevi Allah üstlenmiş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunu üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenü, ey amin olanlar, amin olanlar amin oldukları derecede noktada birinci takvanın sahipleridir.
Ama gene takva sahibi ol diyor Allah Teala. İkinci takvanın sahibi ol diyor. Nasıl? Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi iste diyor. Benden iste diyor. Allah'a ulaşmayı, vesileyi iste diyor benden. Tabii şimdi aklınıza bir sual gelecek. İsteyim de nasıl isteyeceğim? Onun cevabını da veriyor Allah Teala. Cevabı olmayan hiçbir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buna ışık tutuyor. Diyor ki: "Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Ne diyor Allah Teala? Diyor ki sırf buna müteferri olarak indirmiş. İstihaneyi isteyin diyor ve Allah'tan istihane isteyin diyor. Hani yalnız senden istihane isteriz diyorduk ya Fatiha suresinde. Sırat-ı müstakim Allah Teala'nın bizi ulaştırması için. İsteyin diyor istihaneyi. Nasıl isteyecekmişiz? Evvela sabırla. Çünkü bir kısım insanlar sizin durumunuzda Allah'a ulaşmayı dilememişler ama istiyorlar Allah-u Teala'dan. Onlar hacet namazını kılıyorlar ama bir şey göremiyorlar. Göremeyince devam ediyorlar. Sırrı bilmedikleri için hep devam ediyorlar. Bu bir sabır işi oluyor onlar için. Onun için sabırla isteyin diyor Allah-u Teala. Çünkü isterken isterken bir gün bizim açıkladıklarımızı sizlere açıklayan birisiyle karşılaşmanız mukadder. Mutlaka hepinize ulaşacak bu ilim. Ve o zaman diyeceksiniz ki ha buradaki eksiklik demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyormuşum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman sizin de hakkınız olacak mürşidinizi görmek, istihaneye sahip olmak. Bakınız ayet-i kerime nasıl gelişiyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu namazın adı hacet namazıdır. Ama diyor Allah Teala bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. Bu sebeple sabrı gerektirir diyor. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Onlar aylarca, yıllarca hacet namazı kılarlar, mürşitlerini göremezler. Ama hanginiz Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman o dileyen kişi huşu sahibidir. İşte bu büyük kebiretün bir iş diyen Allah Teala diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşiin. Huşu sahiplerin üzerine bu iş zor değildir diyor Allah Teala. Yeter mi yetmez? Arkasından da diyor ki o huşu sahipleri ki Allah'a ölmeden evvel ruhlarını milaki edeceklerine, milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına dair kesin bir inancın sahipleridir. İnne kullanmış. Muhakkak bu inancın sahipleridir diyor. Biz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracağız inancının sahibidir diyor onlar diyor. Ondan sonra diyor ki onlar bir inancın daha sahibidir kesin şekilde. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaşacaktır. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Öyleyse Allah Teala istihane istemeyi, mürşidimizin kim olduğunu istemeyi üzerimize farz kılmış mı? Maide 35'te farz kılmış. Biz de Allah'tan istemiş miyiz? Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz diye istemişiz. Yolunu da göstermiş mi Allah Teala? Bunun çaresi hacet namazını kılmaktır diye. Ama huşu sahibi olmanız kaydıyla diyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden birinci basamağı bile affedersiniz. Birinci ve ikinci basamak herkesin basamağıdır. Üçüncü basamağa bile ulaşamaz. Değil ki 13. basamağa ulaşacak da huşu sahibi olacak, hacet namazını kılacak, Allah-u Teala da ona mürşidini gösterecek
Dikkat edin. Kim huşu sahibi ise ona mürşidini gösteren Allah'tır. Allah'ın işlerine şeytanın müdahale etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Düşünün bakalım. Biz bu ilmi nereden aldık? Başka birisini gösterebilir misiniz? Bu ayetleri bu standart içinde size izah edebilen bir başkası. Öyleyse hacet namazını kıldığım zaman diyor, rüyanın rahmani mi şeytani mi olduğunu nereden bilelim diyor kardeşimiz. Bu onun cevabıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka 13. basamağa ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birisini ulaştırır sadece. Söylediğim standartlar da zaten üzerinize farz. Mürşidinizi Allah'tan sormak üzerinize farz ve bu farzı gerçekleştirebilmeniz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. O takdirde garanti altındasınız. Muhatabınız mutlaka sadece Allah'tır. Çünkü siz o noktaya ulaştığınız zaman zaten eminsiniz ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan. Öyleyse huşu sahipleri kıldıkları hacet namazının mutlak cevabını Allah'tan kesin olarak alacak olanlardır. Onlar Allah'a ruhlarının ölmeden evvel ulaşacağından kesin olarak emin olanlardır. Siz de böyleyseniz şeytanın devreye girmesi hiçbir zaman mümkün değil. Böyle değilseniz böyle olmanız da zor bir şey değil. Sadece bir dilek sizi oraya ulaştırır. İkinci suali, Allah'ın evliyası ile din hocalarının arasındaki farkı nereden anlarız? Kur'an ayetlerinden anlarsınız. Farklı bilgiler verdiğiniz için kafamız karışıyor diyor kardeşimiz. Kafanızın karışmaması için açın bilgisayarı. O 22 tane Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı Kerim'in 22 tane Kur'an-ı Kerim'in içinde o din adamlarının hidayeti hangi biçime soktuğunu birer birer inceleyin. O zaman kafanızın karışmaması için doğru bir kılavuz bulduğunuzdan emin olacaksınız. Kaldı ki hacet namazını Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de Allah-u Teala'dan sorarlarsa bizim kimliğimiz hakkında bilgi edineceklerdir. Biz de herkese Allah'tan sorun deriz. Ama eğer Allah'a ulaşmak konusunda tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz vekil mürşitlerden birini soracaksanız Allah-u Teala'ya, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanız lazım. Eğer bizi sorarken de Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi olarak sorarsanız, belki de ilk hacet namazını kıldığınız gece cevabı mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi için bu bir sabır işi olabilir. Öyleyse elinizde deliller var. İşte bilgisayar. Orada biz varız. 3000 taneden fazla kaset var. Bütün suallerinizin cevabı orada hazır. Kim sizinle tartışmaya kalkarsa o kaseti beraberce dinleyin ve açın Kur'an-ı Kerim ayetlerini birer birer tetkik edin. Bakalım hangisi buna karşı çıkabilecek? Öyleyse artık kafanız karışmayacak demektir. Öyle değil mi? Bana mı öyle geliyor yoksa? Necmettin Şahin beyefendi diyormuş ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü diyor kardeşimiz. Ve birinci sualinde Kehf 105'te geçen zalimler kimlerdir diyor. Kehf 103, 104, 105'e baktığımız zaman sevgili kardeşlerim şunu görüyoruz.
Allah Teala diyor ki: Habibim onlara de ki, size amellerinizi hüsrana düşürecek olan şeyi söyleyeyim mi? Kimin amelleri hüsrana düşüyor? Kimin amelleri heba oluyor? Onu söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Ve ondan sonra diyor ki Allah Teala, bir de buna ilaveten, onlar ki Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederler, onlar için mizan tutulmaz. Kehf 105. İşte buradaki zalim, Allah'ın ayetleriyle alay edenler, Allah'ın resulleriyle alay edenler. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. Onu inkar eden kişilerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne demek bu? Yani bu insanlar olmaz böyle bir şey ama öyle bir derecat kazansınlar ki yaptıkları şu veya bu güzel şeyler dolayısıyla kazançları kayıplarını aşsın. Onların amellerini, kazandıkları amelleri sıfır diyor Allah Teala. Kıyamet günü mizan tutmayarak yetmez. Kim Allah'ın resulleriyle alay ederlerse onların gideceği yer cehennemin en alt katı olduğu için ve herkesin cehennemin hangi katına gideceği kaybettiği dereceler açısından belli olacağı için, kazandığıyla kaybettiği arasındaki farktan belli olacağı için, bu insanların da zaten gidecekleri yer cehennemin en alt katı olduğu için derecelerinin bilinmesi gerekmiyor. Onun için onlar hakkında mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu ortaya çıkardığı gibi 103 ve 104'teki Allah Teala'nın işaretine dikkatle bakın. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, bunu yalanlayan çok ama hepsi bu durumda değil. Eğer bu ikisi birlikteyse Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasının yanında Allah'a ulaşmayı da kişiler inkar ediyorlarsa, o zaman onların amelleri heba oluyor, boşa gidiyor. Amel defterlerinde sadece başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolayısıyla kazandıkları derecat kalıyor. Tabiatıyla onlarla da kurtulmaları mümkün değil. Birinci sualin cevabı burada tamamlanıyor. İkinci suali, neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niyet amelden üstündür diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne mesaj veriyor diyor Necmettin Bey kardeşimiz. Niyet amelden üstündür. Neden? Çok basit bir misalle çözelim meseleyi. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş. Yani İslam'ın bugünkü mirasında ne var? İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. 5'ini de yapmış. Ömrü boyunca 15 yaşından 80 yaşına kadar 65 yıl her gün 5 vakit namazını kılmış. Bunların da hepsini yapmış. Cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba beni Allah Teala 7. kat cenneti mi alır, 6. kat cenneti mi alır diye düşünceler içerisinde. Hangi cennete gider acaba bu insan? Hiç düşündünüz mü? Ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Belki hayallerinize bir darbe vurmak bu.
Ama ne yazık ki gideceği yer cehennem. Çünkü bu adam yapması lazım gelen asli vazifesini yapmamış. Oradan kazandığı dereceler onun kaybettiği derecelerden fazla olmasına sebebiyet vermişse bile Allah Teala onlardan tenkis yapacak. Onun amellerinin derecatının düşmesi söz konusu. Öyle bir şey olsa, zaten böyle de olsa onun kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri aşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Bir, dalalettedir. İki, gideceği yer cehennemdir. Üç, hüsrandadır. Dört, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Beş, ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kurtuluşu mümkün değildir diyor. Kazandıkları dereceler ne olursa olsun. Öbür taraftan da başka birisini misal verelim. Çok çarpıcı olsun diye özellikle veriyorum. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da anında hem işitiyor, hem biliyor, hem de görüyor. Hep kalbe bakar. Kalpte o talebi Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve derhal o kişi için Allah Teala Rahim esmasıyla harekete geçiyor. 5-6 dakikanın içerisinde o kişiye 7 tane Furkan verip onun günahlarını örtüyor. Örttüğü zaman ne oldu? Bu kişinin sevapları günahlarını aştı. Ötekinin ise günahları sevaplarından fazla. Öyleyse böyle bir durumda zannediyor musunuz ki siz o insanın hüviyetinde olsaydınız, ömrünüz boyunca ibadet yapsaydınız ve Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, Allah'ın cennetine girerdiniz? Hayır, giremezdiniz. O kişi de giremez. Allah kanunlarını koymuş. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu, diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki bir dileğiniz benim cennetime girmeniz için yeterlidir. Bu kadar kolayca sizi cennetime almaya hazırım. Ve iblis Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin sahibi değil. Kılına bile dokunamaz. Çünkü Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz yarattık, biz indirdik. Onun koruyucusu biziz diyor. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre neyi değiştirebilir? İşte insanların öğretisini değiştirebilir. Bunun için de 14 asırlık bir imkan olmuş elinde. 14 asır boyunca insanlar kitaplar yazmışlar. Nesilden nesile kitaplar ulaşırken, birinci kitaplar ikincilerin ele geldiği zaman onlar onu kabul etmişler. Üzerlerine kendileri de ilave etmişler. Üçüncü nesil, ikincinin yazdığını da kabul etmiş, ilavede bulunmuş. Dördüncü, beşinci, altıncı, 14 asırda en az 50 nesil. Bugüne gelinceye kadar Kur'an'ın temel hükümlerinin baştan aşağı elden geçirildiğini, paralize edildiğini, insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan hedeflerin yok edildiğini görüyoruz. Öyleyse yok olan ne? Hepsini bir tarafa bırakıyoruz şimdi. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek insanları unutturulmuş olsaydı, bu kadarı da yeterdi bütün insanların cehenneme gitmesi için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetini kazanmıştır. Bu kişi ibadet yapmayacak mıdır? Tam aksine ibadetleri ona Allah sevdirecektir.
namaz kılmayı, oruç tutmayı ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. O zikir ki bugün Allah Teala tarafından farz kılındığı halde ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yoktur. Devreden çıkarmayı başarmış iblis. Farzların içinden çıkarmayı başarmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söze dikkat edin. Bunun için diyor niyet amelden üstündür. Bir başka hadisinde diyor ki insanlar vardır diyor. Cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır. Cennetlik amel işlememişlerdir ama cennete gideceklerdir. Kimi kastediyor? Birinci misal adam cennetlik amel işliyor ömrü boyunca 65 yıl ama gideceği yer cehennem. İkincisi amel işleyecek zaman bulamadan ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Derhal işlemini tamamlamış. 5-6 dakika içinde tamamlanır. O kişinin sevapları günahlarını aşmış. Bitti. O kişinin gideceği yer o dileği yüzünden Allah'ın cennetidir. Ötekinin gireceği yer ne yazık ki orası değildir. Öyleyse Allah Teala'nın emrettiği standartlar içinde akıl yoluyla neticelere doğru yürüyün. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i boşuna indirmemiştir. Bu ilmin sahibi olmalısınız. Evvela size kim ne söylerse söylesin bir defa Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyeceksiniz. Diledikten sonra onların söylediğinin hiçbirinden korkmayın. Çünkü size namazı da, orucu da, zekatı da, hacı da, kelime-i şehadeti de ama özellikle zikri de Allah sevdirecektir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştıracak? Sizin de görevlerinizi yapmanız lazım. Bunun için Allah sevdirecek size bütün ibadetleri. Öyleyse akıl için yol birdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği mesaj, işte bu mesaj. Üçüncü sual, zikir yapın dediğimizde Allah'ın ismiyle neden namaz, oruç gibi ibadetler akla geliyor? Allah razı olsun. İnsanlar zikri bilmedikleri için. Aslında Allah Teala namazı da zikir adını vermiş. Kur'an-ı Kerim tilavetine de zikir adını vermiş. Ama zikrullah'ın bu ikisinden de üstün olduğunu açık bir şekilde beyan ediyor Allah Teala. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Onlara sana vahyettiğimiz kitabı oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmak adlı zikirden de büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti adlı zikirden de büyüktür diyor. Allah'ı zikretmek. Ve le zikrullahi ekber. Ve Allah'ın zikri daha büyüktür. Her ikisinden de daha büyüktür. Yani üç arasındaki en büyüğüdür. Zikir yapın dediğimizde diyor kardeşimiz herkesin aklına bu ibadetler geliyor. Çünkü zikir farzların arasından çıkarılmış. Zikir farz mı? Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşın. Bu ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala
buyuruyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu zikrullahi zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki bu çok zikir olsun. Günün yarısından daha fazla zikir olsun.